Gelen yoğun tepkiler üzerine bu zamlara hükümet de yeni adımları, yeni formülleri değerlendiriyor. Bir dizi formülün, 4 formülün hatta masada olduğu belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'deydi tabii gözler. Bu düzenlemeler nasıl olacak, ne zaman hayata geçecek diye. Elektrik faturalarına yapılması beklenen düzenleme ile ilgili konuştu bakan. Ve gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz, çalışmalar devam ediyor dedi. Çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarif eden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Yeni elektrik tarifesinde çalışmalar sürüyor. İndirim talepleri değerlendiriliyor. Çerçeve netleşince çalışma kamuoyuyla paylaşılacak. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca tabii kamuoyumuzla paylaşacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gündeminde yeni indirimli elektrik tarifesi çalışması vardı. Esnaflarımızı, küçük işletmeleri, yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Yani çalışmalar devam ediyor. Elektrik faturalarının düşürülmesi için formül arayışları sürüyor. Kulislerde sorunun çözümüne yönelik 4 formül konuşuluyor. Bunlardan biri konutlar için atılan kademeli tarife sınırının 210'dan 230 kilovata yükseltilmesi. Yılbaşında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kilovat olarak belirlenmişti. Gelen şikayetler üzerine sınır 210 kilovata çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalama tüketim tutarı 230 kilovat olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kilovatlık sınırın 230 kilovata çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor. Bir diğer formül ise esnafa yönelik konutlarda olduğu gibi yeni bir elektrik tarife modelinin getirilmesi. Bunun tüketim üzerinden olup olmayacağıysa henüz netlik kazanmadı. Gündemdeki formüllerden biri de konutlarda ikinci kademe için uygulanan %127'lik zammın bir kısmının geri alınması. Son formül ise enerjinin üretim tesislerinden çıkışıyla başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketiciden alınan dağıtım bedeline yönelik. Yılbaşında %25 oranında arttırılan dağıtım bedellerinde indirim yapılması da masada.